Kelamın tabakaları ulviyet ve kuvvet ve hüsnü cemal cihetinden dört menba olduğundan bahsediyor. Mütekellim, muhatap, maksat ve makam olarak beyan ediyor. Bunları açıklayabilir miyiz hocam? Evet. Evet. Burası gerçekten belagatla alakalı çok dikkat çekici bir bölüm. İşte söyleyene bakma, söylediğine bak. Bazıları böyle söylerler. Üstad bunun doğru olmadığına dikkat çekiyor. Yani evet söylediği söz de önemlidir ama kim söylemiş? O da önemli. Sonra hangi makamda söylemiş ve niçin söylemiş? Ya bunların dördünü beraber değerlendirmek gerekiyor. Kim söylemiş, kime söylemiş, niçin söylemiş, ne makamda söylemiş. İleride örnekleri de geliyor. Mesela arş emri, sıradan bir kimse bir başkasına arş dese hiçbir hareket olmaz. Ama komutan askere arş dediğinde onu harekete geçiriyor. Ve bir kişi değil binlerce de olsa asker komutan emrini verdiğinde emir yerine getiriliyor. Bu durumda kimin söylediği son derece önemli. Hatta şöyle bir olay anlatılır. Leyse fil imkan ebdeu min mekan. İmam Gazali'nin çok güzel bir tespiti bu. Şu imkan aleminde daha bedii, daha harikası yoktur mealinde. Yani Allah ne yapmışsa en güzel yapmıştır. Daha güzeli tasavvur edilemez. Bu cümleyi Muhiddin İbn Arabi'ye nakletmişler. Efendim demişler, şöyle bir cümle var bu konuda ne dersiniz? Leyse fil imkan ebdeu min mekan. Allah estağfurullah. Allah'ı bundan tenzih ederim diyor. Çünkü ilk anda hatıra gelen daha güzeli olmaz. Yani Allah daha güzelini yaratamaz gibi. Ters yönden de bakılabilir bu cümleye. Demek ki Muhiddin İbn Arabi önce o açıdan bakıyor. Ardından da soruyor bu cümle kimin diyor. Efendim diyorlar İmam Gazali böyle söylüyor. Ha o zaman bir düşünelim diyor. Yani İmam Gazali söylemişse Hüccetül İslam olan bir zat. Elbette o zaman bu cümle üzerine daha dikkatlice durmak gerekir. Acaba muradı nedir? Neyi kastetmiştir? Anlamaya çalışmak gerekir. Yani sözün kendisi önemli ama kimin söylediği de önemli. Bir de hangi makamda bunu söylemiş? Hangi makamda derken diyelim ki muhatabı küçük küçük düşürmek için söylemiş olabilir. Tahkir deniyor buna. Diyelim ki ona demiş ki işte çok çalışkandır. Tembel birine bunu söylemişse çok çalışkandır demesi belli ki başka bir gayeyle söylemiş olur. Orada makam devreye giriyor. Hangi makamda bunu söylemiş? İşte niçin söylemiş? Bütün bunlar son derece önemli. Kur'an-ı Kerim'de mütekellim Cenab-ı Hak, işte kelamı okuduğumuz ayet-i kerimeler ve Cenab-ı Hakk'ın kelamı emir ve iradeyi de tazammun ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunun çok örnekleri var. Burada da bunlar misallerle, ayetlerden misallerle bizimle paylaşılmış. Mesela birincisi Ya ardu bla'i ma'eki ve ya sema'u akli'i. Cenab-ı Hak arz ve semaya hitap ediyor. Ey arz, sen suyunu yut ve ey sema, sen de suyunu tut. Peki bunu hangi ortamda Cenab-ı Hak ifade ediyor? Hazreti Nuh'un kavmiyle alakalı. İşte haddini aşmış bir kavim. Bunlar 1000 yıl boyunca Hazreti Nuh'a muhatap olmuşlar. Ama Nuh demişler, peygamber dememişler. Netice itibariyle Hazreti Nuh bunların helak olması için Allah'a yalvarıyor. Feda'a Rabbehu enni mağlubun fentasir. Rabbine dua ediyor. Ya Rabbi ben mağlup oldum. Bana zafer nasip et. Galip kıl beni diyor. Ve Cenab-ı Hak da ey Nuh diyor artık onlara bir şey demen gerekmiyor. Onlar helak olacak.
Ve göklerin yerin orduları Allah'ın, velillahi cunudus semavati vel ard. Göklerin yerin orduları elinde olan Allah göğe ve yere emrediyor. İşte gökten bardaktan boşanırcasına devamlı yağmur yağıyor. Yeryüzünden sular fışkırıyor. Böylece Hazreti Nuh'un kavminin yaşadığı bölge veya dünyanın tamamı da olabilir diyenler var. Ama her halükarda çok geniş bir bölge en azından. O bölge veya dünyanın tamamı sular altında kalıyor. İşte Nuh tufanı dediğimiz olay. Bir nevi hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, su kuvvetleri harekete geçiriliyor. Gökten inen sular, yerden fışkıran sular ta dağların tepelerine yükselecek şekilde her tarafı istila ediyor. Ve neticede sadece ve sadece Nuh'un gemisine binenler kurtuluyor. Ve o gemi ayetlerde tasvir edildiği üzere dağlar gibi o dalgaların arasından selametle sahile doğru gidiyor. Cudi üzerinde oturacak şekilde. Netice itibariyle Allah-u Teala artık operasyonu bitiriyor tabiri caizse. Operasyonu bitirirken de ey arz sen suyunu yut. Ey sema sen de artık su gönderme, suyunu kes. Bu şekilde talimat veriyor. Orduyu geri çağırıyor. Ve böylece ileriye gitmiş olan askerler siperlerine çekilmiş oluyorlar. Ya böyle bir tasvir ayette anlatılan. Evet. Ve işte böyle bu ifadelerin beşer ifadelerinde karşılığı yok. Mesela altta bir örnek vermiş. Uskuni ya ardu ey arz sükunet bul. Men şakki ya sema'u ey sema sen de yarıl. Ve gumi eyyetu el gıyame ey kıyamet sen de kop. Tabi bunu kim demiş bilemiyorum da ayet değil bu. Hadis de değil. Yani şairin birisi diyelim böyle söylemiş. Şimdi şairin böyle demesiyle arz sükunet bulmaz, gökyüzü yarılmaz, kıyamet de kopmaz. O sadece hayallerini süslemiş olur. Yani bir insan böyle dediğinde hariçte bunun karşılığı yok. Demesiyle bir şey meydana gelmiyor. Ama Allah dediğinde dediği birebir uygulanıyor. Söyleyen kim? Allah. Muhatap ne? Yarattıkları. Ve muhatapları işte havadır, sudur faraza. Tamamen Cenab-ı Hakk'ın emrine inkiyat etmiş vaziyette. Altta başka bir örnek verilmiş. فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتِيَا طَوْعَنَا وَكَرْهَا Allah arza ve semaya dedi ki ister istemez geliniz. Galeta o ikisi dediler eteyna ta'in biz severek isteyerek geldik. Buradaki gelin emri yokluktan varlığa gelin. Tabi hatıra şu gelebilir. Gökler ve yer yoktu ki yoka nasıl emir veriliyor? Emir muhataba verilir. Gökler ve yer harici vücut noktasında yoktu ama Allah'ın ilminde vardı. Allah-u Teala her şeyin bilgisine sahip. O her şeyi ilmen kuşatmış. Dolayısıyla onun bilgisi dışında bir şey meydana gelmiyor. Yani her ne kadar bunların hariçte vücudu yok ise de başlangıcı itibariyle yerin ve göğün Allah'ın ilminde karşılığı var. İşte Allah-u Teala onlara harici vücut vermeyi murad ediyor. Ve murad ettiğinde de ey arz, ey sema ister istemez gelin diyor. Onların verdiği cevap şu, biz severek isteyerek geldik. 29. sözde Bediüzzaman'ın dikkate sunduğu bazı hususlar var. Orada mesela diyor ki, işte bir şeyi çok sevdiğinde, muzaaf böyle bir sevgi olduğunda işte bir iştiyak hali oluyor. Hatta bu aşk halini alıyor daha da şiddetlendiğinde. Mevcudatın diyor iki türlü kemali var. Birisi mutlak vücut. Diğeri de kabiliyetlerinin kuvveden fiile çıkması tarzındaki vücut.
İşte şöyle bir örnekle anlatmaya çalışayım. Diyelim ki ortada çok güzel serilmiş bir sofra var. Ve en güzel yiyecekler, içecekler oraya konulmuş. Biz de diyelim ki 2 gündür bir şey yememişiz. Bize denilse ki ister buyurun, isterse kenarda bekleyin. Tercih sizin. Biz buyurun diye davet ediyoruz deseler artık orada durulmaz. Koşarak gidilir ve o yemeklerden istifade edilir. Cenab-ı Hakk'ın arz ve semaya ister istemez vücuda gelin demesi adeta böyle bir şey. Ve arz ve sema severek koşarak geliyor. Ve Allah'ın dilemesi bu noktada yeterli oluyor. Ve bununla alakalı altta اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Bu nazara verilmiş. Yani Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde ol der ve o şey meydana gelir. Emri kün feyekünü tabi biz şu an pek de anlayabilmiş değiliz. Çünkü biz yoktan herhangi bir şey meydana getiremeyiz. Ama bir derece bazı örneklerle anlamak mümkün. Bir ara televizyonlarda çok güzel, hızlı bir şekilde resim yapan biri vardı. Saçları şöyle. Ve o kimse gözümüzün önünde 5-10 dakika içinde harika manzaralar yapıyor. İş ona o kadar musahhar. Fırçasıyla şöyle bir yapıyor, bakıyorsun dağ silsileleri olmuş. Şöyle bir yapıyor, nehirler akmaya başlıyor. Bu kolaylığı ifade eder. Adeta ol diyor ve oluyor gibi bir şey. Tümüyle öyle değil ama onu hatırlatan bir durum. Yani ne derece iyi bilse o derece o iş ona musahhardır, itaatkardır. Ve iyi bilen çok rahatlıkla, kolaylıkla yapar. İşte eşyanın Cenab-ı Hakk'a musahhar olması, emri ilahi yerine getirmeleri tabiri caizse bunun gibi bir şey. Eskiden böyle televizyonlar elle açılıp kapatılıyordu. Kanallar yine elle böyle değiştiriliyordu. Birkaç Manuel kanal olarak. vardı zaten. Tamamen manuel. Teknoloji biraz ilerledi. Uzaktan kumandaya dönüştü. Şu anda herhalde sesle falan açıp kapatabiliyoruzdur. Cep telefonlarında o sistem var ya. Sesli arama modu. İleride belki bunun daha ileri boyutu düşünce. Yani düşüneceksin. Açıl susam açıl der gibi. Bunu düşündüğünde televizyon açılacak. Kapan susan kapan dediğinde kapanacak. Ya bunu latife yollu söylüyorum. Düşünmek bile yeterli olacak. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu gibi ayetleri eşyanın ne derece Cenab-ı Hakk'ın emrine itaatkar olduğunu, musahhar olduğunu çok harika bir şekilde bize gösteriyor. Tam bir itaat halindeler ve Allah'ın emretmesi o noktada yeterli geliyor. Başka bir örnek burada meleklerin Hazreti Adem'e secdesiyle alakalı. Ve iz kulna lil melaiketi scudu li Adem. Biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Cenab-ı Hakk'ın biz deyişi azametini ifade eder. Allah birdir. Kul huvallahu ahad. Ama nasıl ki Türkçe'de muhatap bizden büyükse siz diyoruz. Bir kişiye siz diyoruz. Nezaketen, nezaket bunu gerektirir. Saygı ifadesi. Azamet de ben yerine bazen biz demeyi gerektirir. Buradaki azamet manası var. İşte meleklere diyor dedik ki Adem'e secdeye varın. Tabi burada bir komutanın askere arş emriyle bunu harekete geçirmesi gibi bir şey. Allah'ın emriyle de bütün melekler Adem'e secdeye varıyorlar. Burada Bediüzzaman'ın örnek olarak verdiği bir başka durum, öldükten sonra dirilme. Öldükten sonra dirilme Allah'ın yaratması kolaylığında, hatta anlamamız açısından düşünülse daha kolay. Neden? İlk defa bir modeli ortaya koyan, devamında bunu daha rahat yapabilir. İlk yaratmayı gerçekleştiren iade etmeye de kadirdir. Burada
Kaf suresinin başında ayetler var. Ve evvelinde kafirler haşri inkar ediyorlar. Bu çok acip bir şey. Böyle bir şey olamaz diyorlar. Allah-u Teala onlara cevap olma babında şöyle bildiriyor. Efelem yenzuru ile semai fevgahum. Onlar üzerlerindeki semaya bakmadılar mı? Keyfe beneynâhe ve zeyyennâhe. Biz ne keyfiyette o semayı bina ettik ve süsledik. Yani semanın bir bina edilmesi, muhkem bir bina. Üzerimize bir çatı gibi yapılmış. Ve zeyyennâhe ve onu süsledik. İşte gündüz güneşle, geceleri ay ve yıldızlarla. Bir de tabii görmediğimiz bir kısım gerçi de aynı zamanda meleklerle de şenlendirilmiş. وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ Onun bir gediği, bir yarığı da yok. Hani usta diyelim çatıyı yapmıştır, düzgün yapmamışsa oradan sızıntılar olur. Yağmur, kar yağdığında aşağılara gelir. Gökten başımıza böyle bir şey gelmiyor. Arası da taş falan düşüyor ama o da ibret almamız için. Allah-u Teala وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوزًا buyuruyor. Semayı korunmuş bir tavan kıldık. Yani üzerimizdeki atmosfer bizi koruyan bir tavan durumda. Ve onun bir çatlağı, bir yarığı da yok. Vel arda medednâhe, yeryüzünü de yaydık, döşedik. Ve elgaynâ fîhâ ravâsiye, ona koca dağları bıraktık. Yani ressam bunları resim olarak yapar. Yani diyelim ki bir gökyüzü manzarası veya yeryüzü manzarası. İşte yeryüzünde dağları böyle fırçasıyla yapar. Ama Allah-u Teala bunların gerçeğini yapıyor. Ona işte dağları bıraktık. وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَه۪يجٍ Her güzel çiftten orada bitirdik. Yani bitkiler eşeyli yaratılmış. Ve bu şekilde güzel çift olarak ifade ediliyor ayette. Onlardan bitirdik. Tabsıraten ve zikra likülle abdin münib. Bunlar Allah'a yönelen her abde bir ibret olsun, bir öğüt olsun diye. Yani demek ki bunlar öğüt almamız için, ibret almamız için. Ve nezzelnâ minessemâi mâen mübâreken ve semadan da mübarek bir su indirdik. Mübarek, bereketli. Yani su berekettir. Su hayattır. Su hayatın devamını sağlayan unsurdur. Bidayetini sağlayan unsur da yine sudur. Mübarek bir su. Tabii bu o kadar muhteşem bir olay ki dünyanın 1/3'ü su. Denizler, tatlı sular, göller. İşte yeraltı suları falan. Dünyanın 1/3'ü su. Üzerimizde de bulutlar. O kadar muazzam bir sistem dahilinde çalışılıyor ki devamlı yeryüzünden buharlaşmalar oluyor. Denizlerden ve başka şekillerde. Bunlar bulut halinde rüzgar kargosuyla her tarafa gönderiliyor. Üzerimizden adeta okyanuslar geçiyor. Yani bulutların hareketini düşünürsek üzerimizden okyanuslar geçiyor. Ve ihtiyaç olan yerlere bunlar yoğunlaştırılıp damla damla indiriliyor. Bize çok hafif geliyor ama bulutların mahiyeti. Evet. İşte mesela bazen Türkiye baştan sona yağmurlu oluyor. Bir metrekareye işte şu kadar yağmur düştü diye yapılıyor. Türkiye 780 bin kilometre. Bir metrekareye şu kadar düştü. Bir günde düşen rahatlıkla hesaplanabilir. Ve yani bunlar hesaplandığı zaman gökyüzünde de adeta okyanuslar var. Evet. Bir bütün olarak bakıldığında bunu söyleyebiliriz. فَاَنْبَتْنَا بِه۪ي جَنَّاتٍ Onlarla cennet misal bahçeler bitirdik. Ve حَبَّ الْحَص۪يدِ Hasat edilecek hububatı bitirdik. Tabi hasat edilecek hububat insan eliyle ekiliyor. Ama diyelim o ormanlar,
ve dağlardaki bitkiler insan eliyle ekilen şeyler değil. Allah-u Teala onları fıtri bir sistem içerisinde zaten her tarafa yayıyor. Ama hasat edilecek şeyler insan kendi ihtiyacı açısından toprağa dikiyor. Gökten inen yağmurlarla bunlar yetiştiriliyor, bitiyor. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ O tomurcuklu tarzda hurmaları olacak şekilde, yani onların daha ilk halleri, büyük büyük hurma ağaçları meydana getirdik. رِزْقًا لِلْعِبَادِ Bunları kullara rızık olarak yaptık. وَاَحْيَيْنَا بِهِمْ بَلْدَةً مَيْتًا Ve gökten indirdiğimiz suyla ölü bir beldeyi hayatlandırdık. İşte kışın her taraf ölü gibi. Toprağın altındaki tohumlar, çekirdekler adeta toprağa bırakılan ölüler misali. Veya ağaçların bu yaprağı yok, çiçeği yok, meyvesi yok. O hali tamamen bir iskelet tarzında, kupkuru vaziyette. Ama bereketli bahar yağmurlarıyla işte ağaçlarda yaprak, çiçek, meyve şeklinde üç çeşit dirilme oluyor. Yerin altındaki toprak, yerin altındaki işte o toprakta da, hatta kayaların içinde bazen tohumlar, çekirdekler var. Bunlar yeryüzüne çıkıyor. Tamamen bir diriliş manzarası. Bütün bunları anlattıktan sonra Allah-u Teala kezalikel huruç. İşte çıkış böyledir. Kabirlerden çıkış da böyledir. Ve bu şekilde meseleyi bitiriyoruz. Yani bunları görüyorsunuz. Gökten inen yağmurlarla yerden bitkilerin çıkmasını, kurumuş ölmüş ağaçların dirilmesini görüyorsunuz. Bunları yapan elbette kabirlerden ölüleri de çıkartacaktır. Bu şekilde bunun delilini getiriyor. Tabii bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Kur'an'da yer alan hükümleri kim söylemiş? Allah söylemiş. Niçin söylemiş? İşte şunun için söylemiş. Kime söylemiş? Biz insanlara söylemiş. Veya diyelim ki yarattığı varlıklara emir olarak bunları vermiş. Bu manada Kur'an ayetlerine bakıldığında Kur'an ayetlerinin başka kelamlarla kabili kıyas olmadığı son derece ulvi, son derece kuvvetli, son derece hüsnü cemal sahibi olduğu görülüyor.